Merhaba. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavya'yın nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili gençler merhabalar. Sınav yayınlarının 24 adımda inkılap tarihi kitabımızın 12. adımına bu video ile birlikte geçiyoruz. Evet 11. adımda milli mücadelenin doğu ve güney cephelerini görmüştük. Bu adımda ise milli mücadelenin batı cephesine gideceğiz ve ya istiklal ya ölüm parolumuzu sürdüreceğiz. Şimdi 12. adamın bilgi deposuna doğru şöyle bir ilerleyelim. Batı cephesinin ilk gelişmesi sevgili gençler. Karşımıza bakın burada Gediz taarruzu ve sonuçları olarak verilmiş. Ali Fuat Paşa komutasındaki Batı cephesi Kuvayi Milliye güçlerinin Yunanlara karşı düzenlediği taarruz girişimidir. Fakat bu taarruz girişimi başarısız olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuvayi Milliye'nin yerine düzenli orduya geçilmesine karar vermiştir. Evet demek ki düzenli orduya geçilmesinde bakın Kuvayi Milliye'nin başarısızlıkla sonuçlanan Gediz taarruzunun etkisi bulunmaktaymış. Şimdi geçelim düzenli orduya geçirmesinin diğer nedenleri neler. Evet Kuvayi milli birliklerinin düzensiz, disiplinsiz davranmaları ve bazı Kuvayi milliyecilerin halktan zorla para ve erzak toplayarak milli mücadeleyi yıpratması, Kuvayi millinin düşmanı durduramaması yani yalnızca oyalaması. 9 Kasım 1920'de Batı Cephesi kendi içerisinde Batı ve Güney olarak teşkilatlandırılmış. Cephenin batı kısmına henüz o sürede rütbesi albay olan İsmet Bey, cephenin güney kısmına ise yine rütbesi albay olan Refet Bey atanmıştır. Böylece Batı Cephesi'nde düzenli ordu kurulmuştur. Peki şimdi şimdi gelelim düzenli ordunun ilk bakın savaşı olan birinci inönü muharebesine. Evet buraya da B başlığını atıyorum. 6-10 Ocak 1921 Yunanlıların taarruzuyla başlayan bu savaşta Yunanların amacı sevri Türklere kabul ettirmek ve büyük Yunanistan hayalini yani Megali ideayı gerçekleştirmek olmuştur. Bakalım savaşın sonuçları nelermiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi olarak ne olmuş? Birinci İnönü Savaşı kazanılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na davet edilmiş. Afganistan ile Dostluk Antlaşması yapılmış. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış. Yine 21 yılının Ocak ayında Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiş. İstiklal Marşı'nın sözleri meclise kabul edilmiş, İsmet İnönü albaylıktan generalliğe terfi ettirilmiş ve düzenli orduya duyulan güven ve katılım artmış. Şimdi sevgili gençler, saydığımız bu sonuçları yani 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını ne yapacağız? Kronolojik bir şekilde masaya yatıracağız. Bu sebeple önce önce 20 Ocak 1921 tarihindeki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulüne ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Peki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Unutmayalım. Tarihimizin ilk anayasası kanun esasıydı. Ama o anayasa Osmanlı Devleti'nin anayasasıydı. Teşkilat-ı Esası ise tarihimizin ikinci, Yeni Türk Devleti'nin ise birinci anayasasıdır. Evet savaş döneminde hazırlandığından çok kısa bir anayasadır. Topu topu 23 maddedir. Eksiklikleri Osmanlı Anayasası'ndan faydalanılarak kapatılmıştır. Bu anayasada ulusal iradenin üstünlüğü vurgulanmış, güçler birliği esas alınmıştır. Anayasa layık bir özellik taşımamıştır. Evet, şimdi gelelim 1. İnönü Savaşı'nın bir diğer sonucu olan Londra Konferansına. Evet, Ocak ayından bakın şimdi nereye geçtik? Şubat ayına geçtik. Evet, tarihler 21 Şubat, 12 Mart, 1921. Bu konferansa İtilaf Devletleri hem Osmanlı hükümetini hem de TBMM hükümetini davet ederek ikilik yaratmayı ve böylece Sevri Türklere kabul ettirmeyi planlamışlardır. Ancak konferanstan bir sonuç çıkmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansa katılarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itilaf devletleri tarafından tanınmasını sağlamış hem de misak-ı milli davasını dünyaya duyurma fırsatı elde etmiştir. Özellikle gençler bu konferansta karşımıza çıkacak olan çok önemli iki kişi var. Bunlardan biri, bunlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi olarak konferansa katılan Dışişleri Bakanımız Bekir Sami Bey. Bir diğeri de Osmanlı hükümetini temsilen bu konferansa katılan Tevfik Paşa. Peki ne oluyor konferansta? Konferansta Tevfik Paşa kendisine söz sırası geldiğinde söz sırasını ne yapıyor? Bekir Sami Bey'e bırakıyor. Yani diyor ki Tevfik Paşa söz milletin asıl temsilcilerinindir diyor. Böylece itilaf devletlerinin ikilik çıkarma planını da ne yapıyor? Suya düşürüyor. Evet Londra konferansından şimdi nereye gideceğiz? Afgan dostluk antlaşmasına gideceğiz. Tarihler 1 Mart. Evet gençler Afganistan bir İslam ülkesi. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk kez Müslüman bir ülke ile bakın ne yapıyor? Bir antlaşma imzalıyor. Evet bu antlaşmada Türkiye Afganistan'a kültürel alanda yardım etmeyi, öğretmen ve subay göndermeyi de ne yapıyor? Kabul ediyor. Evet gelelim şimdi dördüncü gelişmemize. Tarihlerimiz 12 Mart 1921 ve Meclis'te Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı evet kabul ediliyor. Evet, yazılan bu marşın dizeleri de Türk ordusuna ithaf ediliyor. Sevgili gençler, İstiklal Marşımızla ilgili küçük bir ekleme yapmak gerekirse bu marşın sözlerinin yazılması için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey bir yarışma tertip etmiş. Hatta bu yarışmaya 724 bakın ne olmuş şiir katılmış. Hatta yarışma için 500 lira tutarında bir de ödül konmuş. Ancak söz konusu ödülden dolayı Mehmet Akif Bey yarışmaya katılmamış. Buna rağmen dönemin milliyetin Bakanı bu sözlerin Mehmet Akif tarafından yazılmasını isteyince Mehmet Akif Bey Taceddin dergahında İstiklal Marşımızın sözlerini kaleme almış. Evet geliyoruz 1. İnönü Savaşı'nın artık son sonucuna. Ve 5. Moskova Antlaşması Tarihler 16 Mart 1921. Evet antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Bakalım antlaşmamızın önemli noktaları neler? Bu antlaşmada Çarlık Rusyası ve Osmanlı Devleti arasındaki antlaşmaların tamamı geçersiz sayılacaktır. Yani bu madde artık bu iki devletin yerini iki yeni devletin aldığını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Kararı ile Sovyet Rusya Sevrantlaşmasını tanımadığını ortaya koymuştur. Evet, Sovyet Rusya Moskova Antlaşması'nda kapitülasyonlardan da vazgeçmiş ve Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartı ile TBMM'nin Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı antlaşmaları da tanımıştır. Burada şimdi duruyoruz. Çok önemli bir yere geldik. Batum misak-ı milli sınırları içerisinde yer alan bir şehirdir. Ancak biz Batum'u Moskova Antlaşması ile Sovyet Rusya'ya bağlı Gürcülere geri bırakıyoruz. O halde Batum misak-ı milli sınırlarından verilen ilk taviz olmuştur. Evet artık antlaşmayı tamamlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan sevri tanımayan, misak-ı milliyi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet Sovyet Rusya'dır. Evet sevgili gençler milli mücadelede bakın Moskova Antlaşması'yla milli mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışta imzalanan bu antlaşmayla saygınlığı daha da olmuştur artmıştır. Evet bilgi depomuzun önemli kısımlarını ne yaptık? Geride bıraktık. Şimdi anlattığımız bu kısımlarla ilgili önce bir çıkmış soruları ne yapalım inceleyelim. Evet birinci sorumuza bakıyoruz. Birinci İnönü zaferinin sonucunda verilen bakın bir takım neler var gelişmeler var. Birinci İnönü Zaferi'nin bu sonuçlarını ulusal ve uluslararası olarak sınıflandırırsak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur diyor soru. Hemen ne yapalım sıralayalım bunları. İşgallere karşı bağımsızlık umudu güçlendi. Evet yani ulusal bir sonuç. Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı. Evet yabancı bir devletle bir antlaşma imzalandığına göre bu uluslar arası bir sonuç. Geldik 3. Düzenli orduya halkın güveni arttı. Evet bu da ulusal bir sonuç. Sovyet Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. Evet yeni bir antlaşma var. O halde antlaşma varsa uluslararası itilaf devletleri sevri tekrar görüşmek için Londra'da bir konferans düzenleri diyor. Konferans varsa ne vardır? Uluslararası bir gelişme vardır. O halde ulusal olanlar 1 ve 3 uluslararası olanlar ise 2, 4 ve 5. Bakıyoruz 1 ve 3 burada. 2 4 ve 5 burada. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Evet geldik 2 nolu sorumuza. Aşağıda TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Buna göre Moskova Antlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaktır. Evet birinci madde bakın bu. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye Batum ise Gürcistan'a e bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Evet bakalım hangisine ulaşabileceğiz? TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferi neydi arkadaşlar? Ermenilerle yapılan gümrü idi. O halde A şıkkı gitti. Milli mücadelenin Doğu cephesi başarıyla kapanmıştır diyor. Evet, milli mücadelenin Doğu cephesini kapatan antlaşma neydi yine? 3 Aralık 1920'de Ermenilerle imzalanan gümrü antlaşmasıydı. Sovyetler Birliği Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etti. Evet neden? Çünkü Sevr'de kapitülasyonlar vardı. Çünkü Sevre göre Boğazlar'da uluslararası bir komisyon kurulacaktı. Çünkü Sevre göre Kars, Ardahan ve Artvin bölgeleri Ermenistan'a bırakılacaktı. O halde Sovyetler Birliği Moskova Antlaşması'yla Sevr'in geçersizliğini ne yapmış oldu? Kabul etmiş oldu. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Evet yukarıda Avrupalı devletlerden bahsedilmemektedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçiyoruz. Şimdi sen kısmımıza. Ve neden çıkmasın diyoruz. Birinci sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Moskova Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır. 1. Sovyet Rusya kapitülasyon haklarından vazgeçmiştir. 2. İki, i̇ki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. 3. Osmanlı ve Çarlık Rusya arasındaki tüm antlaşmalar yok sayılacaktır. Bu kararlar dikkate alınarak Aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Evet bakın dikkat edelim söylenemez. İki yeni devletin kurulduğunun kabul edildiği. Evet söylenebilir. Çünkü Osmanlı ve Çarlık Rusya arasındaki tüm antlaşmalar yok sayılmış. Artık yeni değil mi? İki devlet var. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'nın yok sayıldığı kesinlikle doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Misak-ı Milli'den taviz verdiği. Evet yukarıda Herhangi bir tavizden bahsediyor mu? Bahsedilmiyor. Peki o halde cevabımız C şıkkı olacak. Sovyet Rusya Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığına saygı duymakta mıdır? Evet. Peki geliyoruz ikinci sorumuza. Londra Konferansı'nda İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi olan Tevfik Paşa sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum diyerek söz hakkını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Tevfik Paşa bu şekilde aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır diyor. Hatırlarsanız itilaf devletleri Sevr koşullarını görüşmek üzere Londra'dan yaptılar bir konferans tertip ettiler. Fakat bu konferansa İstanbul hükümeti ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini de çağırdılar. Peki amaç neydi? Amaç Londra konferansında ikilik çıkarmak ve Sevr'i Türklere kabul ettirmekti. Peki İstanbul hükümetinin temsilcisi olan Tevfik Paşa burada söz sırasını TBMM hükümetine bırakıyorsa işte bu ne demektir? Bu yaratılmak istenen ikiliğin engellendiği demektir. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Geliyoruz üçüncü sorumuza. Moskova Antlaşması'nda Sovyet Rusya Batum'un Gürcistan'a verilmesini sağlamıştır. Sovyet Rusya'nın tevmeye karşı bu isteğini kabul ettirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet sevgili gençler Sovyet Rusya Batum'a büyük önem veriyor. Peki neden? Çünkü Batum birincisi Karadeniz'de kıyısı olan, evet Karadeniz'de kıyısı olan önemli bir şehir. Ve burası özellikle limanı işlek olan bir şehir. Peki Batum'un demek ki Sovyet Rusya tarafından Gürcistan'a verilmesinde Batum'un özellikle jeopolitik konumunun ön plana çıktığını görüyoruz. Bakalım şıklara. Batum'un Karadeniz'e açılan önemli bir liman kent olması diyor. Evet işte bakın anahtar kelimelerden liman ve anahtar kelimelerden Karadeniz. İşte burada açıklamayı yaptık. Limanı da burada açıkladık. O halde doğru cevabımız A seçeneği olacak. Biz Diğer şıkları ne yapıyoruz? Direkt eliyoruz. Evet, geldik bilgi deposu kısmımıza. Şimdi savaşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Batı Cephesindeyiz ve Batı Cephesinin bakın düzenli ordular tarafından gerçekleştirilen ikinci savaşı olan 2. İnönü Muharebesine gidiyoruz. Tarihler 23 Mart 1 Nisan. Londra konferansındaki önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemesi üzerine İtilaf devletlerinin kışkırtması sonucu Yunanlılar Eskişehir'in inönü mevziine yeniden ne yaptılar? Bir saldırıda bulundular. Fakat yapılan bu saldırı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan düzenli ordular tarafından ne yapıldı? Geri püskürtüldü. O halde biz bu zaferi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci ve düzenli ordunun ikinci zaferi olarak ne yapacağız? Arkadaşlar alacağız. Evet bakalım ikinci İnönü zaferinin sonuçları neler olmuş? Anadolu'yu işgal eden itilaf devletlerinden İtalya işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başlamış. Evet Fransa ise Zonguldak'taki işgalini sonlandırmış. Peki İngiltere? İngiltere'de de Malta'da tutuklu olan 40 esir serbest bırakılmış. Evet, ben bakın bu 3 sonuca baktığımda şunu görüyorum. Bu üç devletin üçünün ortak yönüne, bunlar Anadolu'yu işgal eden itilaf devletleri. Peki, bu itilaf devletleri arasında artık bir çatlak oluşmaya başladığını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Peki, ikinci İnönü muharebesinin hemen ardından. Türk düzenli ordusu Aslıhanlar ve Dumlupınar mevkine bir taarruz girişiminde bulunmuş ancak bu girişim başarısız olmuştur. Demek ki daha düzenli ordu taarruz gücüne ulaşmamıştır. Evet geliyoruz Kütahya Eskişehir muharebelerine. Tarihler 10-25 Temmuz 1921. Yunanlıların taarruzuyla başlayan bu savaşta Türk ordularındaki asker kaçaklarının fazla olması nedeniyle ağır kayıplar verilmiştir. Evet, düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki tek yenilgisi bu savaş olmuştur. Peki, bakalım savaşın sonuçları neler olmuş? Türk orduları Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş. Böylece Kütahya, Eskişehir ve Afyon Yunanlıların eline geçmiş. İtalya ve Fransa Anadolu'dan çekilme kararlarını askıya almış. Mecliste Kuvayi Milliye'ye geri dönülmesi ve meclisin Kayseri'ye taşınması tartışması yaşanmış. Mustafa Kemal'e muhalefet ve suçlamalar artmış. Mustafa Kemal 3 aydığına meclisin tüm yetkilerinin kendisine verilmesini istemiş. Evet gördüğünüz üzere Kütahya Eskişehir Muharebeleri gerçekten Batı cephesinin en kötü günlerinin yaşandığı bakın bir ana ne yapıyor ortam hazırlıyor. Tabi hemen şunu da hatırlatmak lazım. Sevgili gençler bu savaşların bakın tam böyle ortasında. Evet bu savaşların tam böyle ortasında. Tarihler e tarihler 16 Temmuz 1921. Evet bakın Türk ordusu bir taraftan yenilgiler alıyor, cepheden kötü haberler geliyor, moraller bozulmuş, kaçaklar var, mecliste tartışmalar artmış. Düşünün, tansiyon artık en üst düzeyde. Buna rağmen, buna rağmen Ankara'da evet Ankara'da bakın ne oluyor? Bir Maarif Kongresi düzenleniyor. Peki nedir maarif? Maarif eğitim. Peki Kurtuluş Savaşı'nda bu kötü günlerin yaşandığı bir esnada Ankara'nın bakın ortasında bir eğitim kongresinin düzenlenmesi iki şeye delalet etmektedir. Bunlardan birincisi eğitime verilen önem. Evet, yurdun çeşitli yerlerinden gelen öğretmenlerin katılımıyla bu kongre ne oluyor gerçekleşir diyor. İkincisi kurtuluş savaşını yürütenlerin bu savaşı kazanacaklarına duydukları inanç. Eğer bu inanç olmasa idi bu kongre olmazdı. Evet Mustafa Kemal bu kongrede özellikle şu cümlenin de altını çiziyor. Diyor ki Mustafa Kemal Marif harbini yani eğitim savaşını kaybeder isek istiklal harbini boşuna yapmış oluruz. Evet işte bakın eğitimin ne kadar önemli olduğunu Mustafa Kemal en kötü günlerde dahi bu kongreyi toplayarak ne yapmış? Ortaya koymuş. Evet sevgili gençler gelelim Kütahya Eskişehir muharebelerinin sonucunda şimdi meclise çıkarılan çok önemli bir kanuna. Tarihler 5 Ağustos 1921. Evet Mustafa Kemal, Mustafa Kemal ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkilerini Başkomutanlık Kanunu ile üzerine alıyor. Böylece yasama, yürütme ve yargı yetkileri artık Mustafa Kemal'e bırakılıyor. Her ne kadar bakın bu durum demokratik olarak görülmese de ki değildir. Yasama, yürütme ve yargının tek bir elde toplanması antidemokratik bir uygulamadır. Ama bu durum artık şartların olağanüstü bir nitelik taşıdığını da ortaya koymaktadır. Amaç hızlı kararlar alıp bu kararları yine hızlı bir şekilde uygulamak olmuştur. Bunu unutmayalım. Peki başkomutan Mustafa Kemal ne yapacak? Başkomutan Mustafa Kemal'in ilk işi 7-8 Ağustos 1921'de tekalifi milliye emirlerini çıkarmak olacak. Peki ne demektir tekalifi milliye? milliye ulusal tekalif et evet, vergiler emirler de Türk halkının yükümlülükleri yani ulusal vergi yükümlülükleri. Evet bakın gençler tekalifi milli emirlerini gördüğünüzde pek çok şeyi hatırlayabilirsiniz. Ama bunların içerisinde en önemli olacak olan şeyler şunlar olmalı. Bir, Türk halkı bu emirlerle artık fedakarlığı zirveye çıkaracak. 2. Türk halkı bu emirlerle birlikte birlik, beraberlik ve dayanışma olgularının en güzel örneklerinden birini ortaya koyacak. Ve 3. Artık Türk halkı hem maddi hem manevi hem fiziksel hem psikolojik anlamda yani topyekün bir muharebeye hazırlık yapacak. O halde Dört ve son bu emirler bir çeşit genel seferberlik ilanı niteliğinde olacak. Öyle ki Mustafa Kemal bu emirleri bakın ne yapıyor? Uygulayabilmek için evet tekalifi milliye komisyonlarını kuruyor. Halktan elinde ne var ne yok bu komisyonlara bırakmasını istiyor. Evet artık topyekün bir savaşa hazırlığımız var. Evet sevgili gençler. Sakarya Meydan Muharebesi'ne geçmeden sizlere çok küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Hatırlarsanız milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in kaleme aldığı çok önemli bir belge vardı. Evet bu belge Amasya Genelgesi'ydi. Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal Evet Mustafa Kemal hem kendisine verilen resmi görevinden hem de askerlik mesleğinden ne yapmıştı? İstifa etmişti. Ve bu istifadan sonra Mustafa Kemal artık sivil bir önder olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştı. İşte bakın bu istifanın üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Mustafa Kemal bu süre zarfında Erzurum Sivas kongrelerini topladı. Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanı olarak ne yaptı? Göreve başladı. İşte işte tarihler 23 Ağustos 1921'e geldiğinde Mustafa Kemal yeniden üniformasını askıdan alarak üzerine geçirdi. Yani askerliğe geri döndü. Hem de en zirveden. Yani Türk ordularının başkomutanı sıfatıyla. Evet işte başkomutan Mustafa Kemal'in şimdi Kurtuluş Savaşı'nda çıkacağı ilk savaşa yani Sakarya Savaşı'na ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Yunan taarruzu sonucunda yaşanan ve 22 gün 22 gece süren bir varoluş savaşıdır. Bu savaşta Türk orduları önce savunma, ardından taarruz harekatı yapmıştır. Mustafa Kemal'in emriyle de taarruz hazırlığı yapmak için taktiksel olarak Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir. Sakarya zaferi Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yaptığı ilk mücadele ve ilk zaferdir. Bu zafer hem içte hem de dış politikada önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Peki nedir bu sonuçlar? Evet İtalyanlar Anadolu'dan artık tamamıyla çekilmişlerdir. Fransa ile 22 Ankara Antlaşması imzalanmış. Bu antlaşma ile Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılırken Türklerin gelişimine imkan tanınması ve bölgenin özel yönetimli olmasına karar verilmiştir. Peki biz Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Hatay'ı Fransa mandasındaki Suriye'ye bırakıyor isek bu bizim Misak-ı Milli'den verdiğimiz ikinci taviz midir? Evet. Peki birinci taviz neresiydi? Birinci taviz Batum'du. İkinci taviz de Hatay oldu. Peki bu antlaşmanın ardından Fransızlarla savaş durumu bitti ve Fransa Anadolu'yu terk etti. İşte Şimdi şimdi size daha önceden yazdığım bir şey hatırlatacağım. Hatırlarsanız 2. İnönü zaferinin ardından ben itilaf devletleri arasında bir çatlak oluştu demiştim. İşte bu çatlak şimdi artık ne oldu? Bir parçalanmaya dönüştü. Çünkü Anadolu'da İtalyanlar artık yok. Fransızlarla artık savaş bitti. O halde Yunanistan'a destek veren tek devlet İngiltere kaldı. Bu da İngiltere'nin Anadolu politikasında yalnız kaldığını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Mustafa Kemal bu antlaşmayla itiraf bloğunu da parçalamış oldu. Evet yeni yılın ilk günlerinde Ukrayna ile bir dostluk antlaşması imzalandı. Ve Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletleri ile Sovyet Rusya'nın da katılımıyla 13 Ekim 21'de Kars Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile ülkemizin doğu sınırı kesinleşti. Ve gelelim savaşın kahramanına. Evet savaşın kahramanı diyoruz çünkü Mustafa Kemal bu savaşta Türk ordularına yine meşhur bir emir verdi. Nasıl ki Çanakkale cephesinin Gelibolu savaşlarında vermiş olduğu bir emir cephenin ve savaşın kaderini tayin etmişti. Şimdi benzer bir emri de Mustafa Kemal ne yapıyor? Bu savaşta veriyor. Peki ne diyor Mustafa Kemal? Mustafa Kemal şunları diyor. Artık hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satır ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı yurttaşın kanı ile ıslanmadıkça vatan terk olunmayacaktır. Evet Mustafa Kemal işte Sakarya Savaşı'nda verdiği bu taktikle savaşa yine damgasını atmıştır, vurmuştur. Evet, gelelim son sonucumuza. İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunmuşlar ancak bu öneriler bağımsızlık ilkesiyle bağdaşmadığı için TBMM tarafından reddedilmiştir. Evet sevgili gençler Sakarya Meydan Muharebesi'ne veda etmeden son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül'deki oturumunda ne yapıyor? Mustafa Kemal'e gazi ünvanını veriyor ve onun rütbesini mareşalliye terfi ettiriyor ki bu bakın terfiye ulaşan ilk komutan Mustafa Kemal oluyor. Peki Sakarya Savaşı ile ilgili unutmayacağımız bir diğer önemli husus ne? Bu savaş bazı kaynaklarda Subaylar Savaşı olarak da anılmıştır. Çünkü Türk ordusu Sakarya Savaşı'nda 300'den fazla subayını yitirmiştir. Bu da subayların savaşta en ön saflarda mücadele ettiğini de ortaya koymaktadır. Geliyoruz anlattığımız bu bilgilerden karşımıza çıkmış olan sınav sorularına. Bakalım çıkmış soruların birincisinde ne diyor? Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı marif kongresi hakkında Mustafa Kemal cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu ce cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Evet burada muallimler dediği gençler öğretmenler. Harp ve marif yani eğitim cephelerinin ikisinde de faaliyet var. Milli ordu vatandan düşmanı Öğretmenler ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür. Demiş Mustafa Kemal. Buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Hayır. Mustafa Kemal her iki mücadelenin de eşit öneme sahip olduğunun vurgusunu yapıyor bakın yukarıda. Kurtuluş savaşı devam ederken toplanmıştır. Doğrudur. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Doğrudur. Çünkü bakın ne diyor? Yurdun her tarafından diyor öğretmen katıldı. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır şeklinde bir bilgi yoktur. Cevabımız C seçeneği yani 2 ve 3'tür. Evet geliyoruz çıkmış ikinci sorumuza. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921'de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. Halkımızın tüm yoksulluğa rağmen tekalifi milli emirlerine uymuş ve milli mücadelenin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu durum Türk milletinin anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir. 1. Beraberlik ve birlik 2 dayanışma 3 fedakarlık. Evet, cevabımız 1 3 ve 4'tür. Peki neden burada 2'yi almıyoruz? Çünkü ikinci öncülle bakın ne diyor? Milli egemenlik diyor. Milli egemenlik milletin yönetime katılması anlayışıdır. Peki yukarıda verilen bilgide milletin yönetime katılmasıyla ilgili bir vurgu yoktur. Evet gençler geldik. Şimdi sen kısmına ve neden çıkmasın diyoruz. Birinci sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde yayınladığı Tekalifi Milliye Emirleri adı verilen genel tebliğlerde yer alan emirlerden ikinci madde şöyledir. İkinci sayılı emrime göre yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. Evet, yukarıda verilen maddenin amacı hangisidir diyor sorumuz. Gençler çamaşır, çorap ve çarık. Bunlar bunlar ordunun bakın kıyafet ya da bir başka ifadeyle giyecek ihtiyacını karşılamak istendiğini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. O halde bakalım şıklarımıza. Eğitim ihtiyacı? Hayır. Ulaşım? Hayır. Yiyecek? Hayır. İşte bakın giyecek. O halde cevabımız Adana bu emirle Türk ordusunun giyecek ihtiyacı karşılanmak istenmiştir. Evet geçiyoruz ikinci sorumuz. Aşağıdaki muharebelerden hangisi sonucunda Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır? Bir kere Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kaldığı bakın An Yunan zaferinin Yunan zaferinin yaşandığı ya da bir diğer ifadeyle düzenli ordunun e, düzenli ordunun yenilgi aldığı bir gelişmedir. O halde sorudaki şıkları okurken buna göre hareket edeceğiz. İkinci İnönü Muharebesi, Sakarya Muharebesi ve Büyük Taarruz. Bunların üçü de Türk ordusunun Türk ordusunun zaferleridir. Burada bakın Yunanlıların zafer yaşadığı düzenli ordunun yenilgi ardığı tek gelişme Eskişehir Kütahya muharebeleridir. Bu muharebelerin sonucunda Mustafa Kemal'in emriyle Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Evet cevabımız aşıkı. Geldik 3'e. Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı Başkomutanlık Yasası ile meclise ait tüm yetkiler Mustafa Kemal'e bırakılmıştır. Evet neydi bu yetkiler? Hatırlayalım. Meclisin yasa çıkarma yetkisi yasama. Yasaları uygulama yetkisi yürütme ve yasalara uymayanları yargılama yetkisi yargı. Artık tüm yetkiler kimde? Mustafa Kemal'de. Peki bu durumun amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir. Meclisin etkinliğini azaltma gibi bir amaç yok. Mustafa Kemal hiçbir zaman böyle bir amaç taşımamıştır. O milli iradeyi her şeyin üstünde tutmuştur. Yasama ve yürütme faaliyetlerini hızlandırma. Evet işte amaç budur. Artık olağanüstü bir süreç vardır. Amaç alınan kararlarda hızlı olup hızlı bir şekilde hayata geçirmektir. Düzenli ordunun kurulmasını sağlayamadı diyemeyiz. Zaten Eskişehir, Kütahya muharebelerini düzenli ordu yapmıştır. Evet, o halde cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, geliyoruz bilgi depomuzun artık son kısmına. Sakarya'dan zaferle çıkan Türk ordusu ne yapacak? yaklaşık bir yıla kadar yayılan bir hazırlık sürecine girişecek. Peki neyin hazırlığına girişecek Türk ordusu? Büyük taarruzun hazırlığına. Evet sevgili gençler Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Afyon üzerinden taarruza başlamış. Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği 30 Ağustos'taki Dumlu Pınar Meydan Muharebesi de zaferle kazanılmış. Hatta bu muharebe kaynaklarda Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da anılmış. Peki bu muharebenin ardından ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri komutuna alan Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir'e ulaşmış ve 18 Eylül'de Tüm Batı Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmış. Peki Büyük Taarruz'un bakalım sonuçları neler? Kurtuluş Savaşı'nın artık askeri safhası tamamlanmış ve diplomatik safhaya geçilmiş. Anadolu'da Yunan işgali son bulmuş ve bu zaferin ardından Mudanya'da ateşkes görüşmeleri başlatılmış. O halde şimdiki durağımız neresi? Mudanya Ateşkes Görüşmeleri ve Antlaşması. Sevgili gençler, 3 Ekim 1922'de başlayan görüşmeler 11 Ekim 1922'de antlaşmanın imzalanmasıyla ne oluyor sonuçlanıyor. Bu konferansa, bu konferansa çok çok dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İngiltere, Fransa ve İtalya katılmış. Evet, çok belki şaşıracaksınız ama konferansta Yunanistan'ın temsilcisi yer almamış. Peki Konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini Batı cephesi komutanı sıfatıyla bakın İsmet Paşa temsil etmiş. Bu antlaşma ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmış. Evet bir yer savaş yapılmadan kurtarılıyorsa buna diplomasi yoluyla denir gençler. Sorularda buna çok dikkat edelim. Diplomasi yoluyla kurtarılmak demek savaş yapılmadan kurtarılmak demektir. Peki kurtuluş savaşının artık silahlı mücadele bölümü bitti, başkenti Yeni Türk Devleti'ne bırakıldığından artık Osmanlı Devleti de hukuken yok sayıldı. TBMM adına antlaşmayı Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa imzaladı. Evet. Mudanya Ateşkesi ile birlikte milli mücadelenin Artık Batı cephesi de ne olmuş oldu? Kapanmış oldu. Evet sevgili gençler son olarak milli mücadelenin sanata ve edebiyata yansıması ile ilgili sizlere birkaç örnek vereceğim. Ee, özellikle bu anlamda edebiyatta evet, çok önemli isimler ve eserler. Yine keza sanatta çok önemli sanatçılar ve onların ortaya koyduğu güzel eserler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bunları boş zamanlarımızda alıp okumamız icap ediyor. Evet, edebiyatta Kurtuluş Savaşı'na da katılan onbaşı lakaplı Halide Edip Hanım'ın Ateşten Gömlek adlı eseri ki Kurtuluş Savaşı'nın ilk romanı. Yine Halide Edip Hanım'ın anılarını anlattığı Türkün Ateşli İntihanı, Vurun Kahpeye, Dağa Çıkan Kurt gibi eserleri. Evet, yine o dönemin tanıklarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseri Ankara, Sodom ve Gomore yine Samim, Koca Göz'ün, Dolu Düzgin, Tarık Buğra'nın ise Küçük Ağa adlı eserleri çok önemli eserler olarak biliniyor. Peki sanata baktığımızda özellikle burada resim ve heykel alanlarını görüyoruz. Evet Hikmet Onat'ın Siper'de mektup okuyan askerler, Ali Çelebi'nin Yaralı Asker, ve çok meşhur bir ressam İbrahim Çallı'nın Zeybekler tablosu, Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı tablosu ve Türkiye'deki ilk Atatürk anıtı olan Avusturyalı heykeltıraş Henry Krippel'in Atatürk anıtı bakın Kurtuluş Savaşı'nın heykel sanatına en güzel yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Evet, gidiyoruz. Çıkmış sorularımıza. Halide Edip adı var. Milli mücadelede yaralanan Peyami adlı bir kişinin Cebeci Hastanesi'nde yazdığı hatıralarını Ateşten Gömlek adlı romanında işlemiştir. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Ankara adlı romanına konu olmuştur. Yani her iki yazar da bakın yazdıkları eserlerde neye yer vermiş? Milli mücadelede yaşananlara yer vermiş. O halde bu onların toplumun yaşadığı olayları kaleme aldıkları eserlere yansıttıklarını gösterir mi? Pekala gösterir. Peki sorumuz bize neyi soruyor? Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Toplum hayatında kadının rolü. Evet yukarıda bununla ilgili bir rolden bahsetmemiş. Savaşların kültürel etkileşime katkısı, kültürel etkileşimle bahsedilmiyor. Milli mücadelenin ekonomik sonuçları? Hayır böyle bir bilgi de yok. Toplumsal olayların edebiyata yansıması. Evet D şıkkı doğru cevabımız olacak. Peki geliyoruz. Çıkmış ikinci sorumuza. Fatma nine. Ah evladım. Bu köyün 3000 sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı. Tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse dedi. Bakın görüyor musunuz gençler? Kurtuluş Savaşı'nın evet romanı olan Evet, Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserinde Halide Edib'in bahsettiği bir karakter o günkü tabloyu nasıl ortaya koyuyor? Bakın ne diyor? Yumurta yok. Tavuk yok. Hadi diyor bunları bir tarafa bırakın. Tuz dahi diyor yok. Evet, işte bu eser ve bu eserdeki bu bakın verilen bilgi Kurtuluş Savaşı'nda, evet Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgalinin özellikle ekonomik alanda yarattığı sıkıntıları ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, geliyoruz. Şimdi sen kısmına ve neden çıkmasın diyoruz. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eserler ve bu eserlerin sanatçıları eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? Evet İstiklal Erbi'nde cephane taşıyan köylü kadınlar tablosu Halil Dikmen'e aittir. Dolu Dizgin adlı eser Samim Koca e aittir. Yaban Yakup Kadri Kara Osmanoğlu tarafından yazılmıştır. Zeybekler tablosu ise İbrahim Çallı'ya aittir. O halde verilen bilgilerin dördü de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Geldik soru 2. Mudanya Konferansı'na Türk, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler katılmış. Yunanistan ise görüşmelerde bakın yer almamıştır. Kendilerini Mudanya'ya getiren gemide sonucu beklemişlerdir. Konferansta Yunanlıları ilgilendiren konularda İngiltere temsilci olarak karar vermiştir. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Konferansın yapıldığı yerin güvenli olmadığı. Evet, konferansın yapıldığı yerle alakalı bir bilgi yok. Yunanlıların diplomatik yönden yetersiz olduğu. Evet, diplomatik yönden yetersiz olabilirler ama bu yukarıdaki bilgide yer almıyor. Yunanlıların İngiltere tarafından yönlendirildiği. Evet işte aradığımız cümle bu. Nitekim bakın ne diyor? Yunanlıları ilgilendiren konularda İngiltere diyor temsilcisi karar verdi. Demek ki bu İngiltere'nin aldığı kararlarla Yunanistan'ı yönlendirdiğini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Evet cevabımız C şıkkı olacak. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Yunanları ilgilendirmedi diyor. Hayır asla Hatta ve hatta aksine bizzat ve bizzat Yunanlıları ne yapıyor bu ateşkes diriyor. Evet geldik 3 no'lu sorumuz. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eserinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenemez? Evet Ateşten Gömlek neyi konu alıyordu? Kurtuluş Savaşı günlerini doğru mu? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman da Ateşten Gömlek. Bakalım Tekalif-i Mindiye Emirleri. Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Kurtuluş Savaşı günlerine aittir. İnönü Savaşları düzenli ordumuzun batı cephesinde gerçekleştirdiği ilk savaşlardır. Kurtuluş Savaşı'na aittir. Sakarya Savaşı evet... Yunanlıların Yunanlıların bakın son saldırı savaşı olmuş ve Yunanlıların Türkleri Anadolu'dan atma umudu bu savaşla birlikte sona ermiştir. Peki Menemen isyanı 1930 yılında Menemen'de yani İzmir'in Menemen ilçesinde cumhuriyet rejimine karşı olanların çıkarttığı bir isyandır. Dolayısıyla Menem'in isyanı Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir gelişme değildir. Cevabımız da bu nedenle Denizlidir. Bu isyan Halide Edip Hanım'ın Ateşten Gömlek adlı eserine konu olmamıştır. Evet sevgili gençler. Sınav yayınlarının İnkılap Tarihi 24 adımda kitabının 12. adımındayız. Ve bu adımın birinci bölümünü burada bitiriyoruz. İkinci bölümde adım tarama testleriyle ne yapacağız? Sorularımızı çözmeye devam edeceğiz.